Spor 55'ten hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Evet, aradan bir hafta geçti. Biz tekrar ekranlarda sizlerin karşınızdayız. Spor 55 bu akşamda dolu bir görüntü şeridinde gideceğiz. Efendim biliyorsunuz Ümit Özat'ın basın toplantısındaki açıklamaları ilk defa Spor 55 farkıyla bizim programda izleyeceksiniz. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çok konuşulacak ve basında yer alacak bir sözlerden bahsetti diyelim. Bu arada hemen aklımdayken de selamlarımı, çok kısa bir selamlarım var, onları da ileteyim. Erdoğan Erim'e İzmir'den, Ahmet Hakan, Ahmet ve oğlu Hakan Necin'e, Şahbettin Aydın'a, Olcay Kurtay ve Yahya Yetkin'e selamlarımızı iletirken sevgili Sinan Hacı Yunus'a da bugün bir operasyon geçirdi. Geçmiş olsun diyoruz. Sağlığı gayet iyiymiş. Çok sevindim. Geçmiş olsun diyorum. Ve her hafta olduğu gibi sevgili Ender Gür hocamla birlikteyiz. Yorumları ondan dinleyeceğiz. İlerleyen dakikalarda Samspor Başkan Yardımcısı Sayın Rüştü Araboğlu telefonla programımıza canlı yayına katılacak ve son durum hakkında kendisinden bilgiler elde edeceğiz diyorum ve Ender hocam hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Evet, nasıl bir haftaydı hocam? Beklediğim bir hafta mıydı? Yani şimdi bir bakıyorum Ümit Özat'ın iki ortalamayla gittiği bir performansı yakalamak üzereyiz. Sen ne düşünüyorsun bu karşı yaka maçıyla ilgili olarak? 3 maç sonunda 5 puan, 9 gol atıp 5 gol yediğimiz bir puan tablosu. Ligin en çok gol atan takımı 3 haftada. Bu 9 golün 4'ü penaltı ve 5 gol yedik. Ligin en çok gol yiyen ikinci takımı olarak da puan sıralamasında yerimizi aldık. Hatırlarsam birinci hafta birinciyiz, ikinci hafta ikinciyiz, üçüncü hafta inşallah üçüncü olmayız demiştik geçen hafta. Üçüncü haftayı da dördüncülükle kapattık. Deplasmanda alınan bir puan önemli bir puan. Ben ya maç yazımda da yazdım ama oyuna baktığımız zaman, maçın gidişatına baktığımız zaman Samsunspor İzmir'de Karşıyaka deplasmanından bir puan mı çıkarmıştır yoksa iki puan mı kaybetmiştir derseniz 40 dakika bir kişi eksik oynayan rakibi karşısında bence Samsunspor kazanabileceği bir maçtan beraberlikle ayrılmıştır. 2 puan kaybetmiştir. Bize galibiyeti getirecek gol pozisyonlarını da yakalamış olmamıza rağmen galibiyeti getirecek golü bulamadık. 2-2'lik skorla karşılaşmadan ayrıldık. 2-0'la yine başladı karşılaşma. Yine geriden geldik. 2-0'dan maçı 2-2'ye getirmek önemli. 2-1'den geçen hafta, yani ilk yarı 2-1 bittiydi. Ama 2-0'dan 2-2 bitirdik. Yani geçen hafta da Adana Demir maçında 3-1'den 3-3 bitirmiştik. Yine 2 farklı geriden gelip berabere bitirmiştik. Bu hafta da yine 2 farklı geriden gelip berabere bitirdik. Tabii oynadığımız 3 maçın şöyle bir genel görüntüsüne baktığımız zaman 3 maçta golle başlamış. İlk 5 dakika hepsinde gol olmuş. İlk deplasman, Altınordu deplasmanında öne geçen biz olmuşuz. 5. dakikada rakip 10 kişi kalmış. Maçın gidişatı, hikayesi bambaşka bir hal almış. Dönmüşüz Adana Demir'le iç sahada oynadığımız karşılaşmada. Karşılaşmanın başında yenik duruma düşmüşüz. Hemen cevap vermişiz, hemen gol yemişiz. Dolayısıyla yine maçın hikayesi bambaşka bir hal almış. Bu maçta da yine karşılaşmanın başında golü yedik. Peşinden kısa bir süre sonra ikinci golü yedik. Bu defa da yine o golleri çıkarmaya çalıştık. Genel olarak böyle bir görünüm söz konusu ama deplasmanda alınan bir puan yine de kârhanemize puan olarak yazılmıştır, önemlidir. Kaybettiğimiz 2 puanı da inşallah ilerleyen dönemlerde aramayız diyorum. Ve bu ligde atılan her golün, alınan her puanın bizim için önemli olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Görünen o ki bu son transferle ilgili gelişmelerden sonra Samsunspor takımı mevcut kadroyla devre arasına kadar gidecek. Devre arasına kadar toplayabildiği kadar puan toplayacak. İkinci devrede, devre arasında ikinci transfer döneminde yapılacak takviyelerle, eksik bölgelerdeki takviyelerle de
sezonda inşallah sezon sonunda umut ettiğimiz, beklediğimiz Süper Lig'e kavuşmuş oluruz. Temennisini de iletelim buradan. Evet hocam, hemen biz Cem'den bir maçların, karşılaşmaların skorlarını alalım. Daha sonra da puan durumunu alalım. Bir de o tabloya bakalım. Cem geliyor mu? Evet, şimdi 3. haftanın karşılaşmalarını ekrana getiriyoruz. Altın Ordu 0, 1461 Trabzon 1, Giresun 1, Adana Spor 0, Balıkesir Spor 2, Kardemir Karabük Spor 0, Karşıyaka 2, Samsun Spor 2, Kayseri Erciyes 1, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor 2, Denizli 0, Elazığ 4, Şanlıurfa Spor 1, Göztepe 1, Adana Demir Spor 1, Bolu Spor 0, Yeni Malatya Spor 2, Alanya Spor 1. Hocam, burada sürprizlerle karşılaştığınız bir maç var mı? Ekranda dursun Cem. Şimdi baktığınız zaman 1461'in 7 puan topladığını görüyoruz. Deplasmanda aldığı 3 puan önemli onlar adına. Lige iyi başlayan Kardemir Karabük Spor'un puan kaybetmesi burada dikkati çeken bir husus. Gaziantep Belediye'nin Kayseri Erciyes deplasmanından 3 puanla dönmesi yine dikkate değer. Adana Demir geçen haftaki beraberlikten sonra içeride Bolu'ya kazandı. Malatya'nın da Alanya'yı yenmesi dikkat çeken bir başka sonuç. Alanya Spor'da teknik direktör Erhan Altın'da şu ana kadar 3 puanla tanışamadı. Ama Alanya Spor'da bu ligin önemli takımlarından biri olmaya aday. Fena bir kadrosu yok. Onların da belki bir galibiyette bir çıkışa ihtiyaçları var. Bir de puan durumunu alalım. Evet. Hocam, puan durumuna baktığımız zaman puanı göremiyoruz tabii. Kaç puan, puan olduğunu nerede? Görebiliyor muyuz? Hemen avarajı biraz da görüyoruz. Ekranı küçülteceğiz. Attığını, yediğini görüyoruz da puanları da evet. Görürüz şimdi. Şimdi orada senin şu 3 haftalık periyotta sürpriz bir takım var mı aklında? Yani ben daha Elazığ'a daha bakıyorum. Daha ligin çok başı. Yani bu ligin daha çok başı. 31 hafta daha var. 31 karşılaşma daha oynanacak. Geçtiğimiz sezonları şöyle bir hatırlayın. İlk devre 10 puanla fark yapan takımların playoff'ta elendiği seneleri yaşadık. O yüzden şimdiden yorum yapmak, şimdiden bir takım hükümde bulunmak, şimdiden herhangi bir şekilde bir kehanette bulunmak çok doğru olmaz. Her takım bir şekilde bir hedefe oynuyor. Şimdi bu takımlara baktığınız zaman Adana Demirspor iddialı bir takım kurdu. Kardemir Karabük Spor iddialı bir takım kurdu. İşte Karşıyaka'yı izledik. Hep Süper Lig tecrübesi olan iddialı bir kadro. Göztepe'yi iddialı bir kadro. Bir bakıyorsunuz son transferlerde herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Balıkesir Lig'den yeni düşmüş, Erciyes yeni düşmüş. Onlar mutlaka çıkmak isteyecektir. Zor bir lig bizi bekliyor, zor haftaları bizi bekliyor. Önemli olan Samsun Spor'un, bir daha söylüyorum, adım adım, maç maç değerlendirip hedefine giden yolda ilk yarı özellikle kazanabildiği kadar bir puan hanesine yazdırması lazım. Devre arasında eksik bölgelere yapılacak transferlerle ikinci yarıda bu takımın daha net hedefi belli olacaktır. Şimdi Samsun Spor gerçekten bir marka ve Samsun Spor gerçekten büyük bir isim. Kadrosunda kim olursa olsun, formasını kim giyerse giysin, bu şehirde yaşayan herkes, bu takıma gönül vermiş, bu renklere gönül vermiş herkes, şartlar ne olursa olsun, maddi imkanlar ne olursa olsun, hep şampiyonluk hedefiyle olaya yaklaşacaktır. Bir de üstüne üstlük 2 sene Süper Lig'in kapısından finalde dönmüş bir takımın taraftarı ve bu şehrin insanı, hiç şüphe yok ki Samsun Spor'un yerinin Süper Lig olduğunu düşünerek bir algıyla yaklaşacaktır. O yüzden sabırlı olmakta fayda var, destek vermekte fayda var. Yani puan durumu da hazırmış. Puan durumuna da bir bakalım. Evet. Evet hocam, şimdi Adana Demir 7, Trabzon 7, Kardemir 6, biz 5. Yani 5 puanla 4. sıradayız. 5 puanlı da 3 tane, 4 tane takım var hocam. 5 yani. Puanlı 5 tane takım var. Samsun, Elazığ, Göztepe, Balıkesir. Antep Belediye.
Antep Belediye 2, 4, 5 tane. Evet. Yani dediğimiz gibi daha çok başındayız. Yani hesap kitap yapma zamanı değil şu anda. Hesap kitap haftalarına daha var. Görünen o ki şu anda biz 3 maçta mağlup olmayan bir pozisyondayız. 3 maçta en çok gol atan pozisyondayız. Ama 3 maçta en çok gol yiyen ikinci takımda pozisyondayız. Zaman her şeyi önümüze çok daha net serecektir. Göreceğiz, bakacağız, değerlendireceğiz. Şimdi hocam hemen maçın bir analizini yapmamız gerekirse Samspor sahaya Furkan, Oğuzhan, Osman, Fatih, Canberk, Mustafa Sevgi. Burada tabii Mehmet Canberk'in Çakır. 11'de sağ bekte başlaması. Şimdi ilk iki karşılaşmada görmediğimiz Canberk bir... beni yaktı biliyor musun? Niye? Niye mi? Şimdi Canberk izliyordur. Bundan 2 hafta evvel idmanda beni gördü. İdmanında telin arkasında da ben hani iyi bir örnek değil ama vereceğim tabii. Sigara içiyordum. Yanıma yaklaştı. Abi bırak şunu dedi. Ya Canberk sizin yüzünüzden bırakamıyorum dedi. Abi dedi bir şey senden rica etsem dedi. Bırakman için dedi. Dedim tamam buyur dedim. Nedir dedim. Ne zaman ilk 11'e çıkarsam, ilk 11'de başlarsam sigarayı bırakır mısın dedi bana. Ben de Canberk'i kazanmak adına, ben de kendi sağlığımı düşünmek adına Canberk söz veriyorum bırakıyorum dedim. Ve Karşıyaka maçından sonra sigarayı bıraktım. Canberk'in, Canberk'in böyle bir aramızda geçen olayından dolayı inşallah Canberk de devamlı ilk 11'de oynar. Evet hocam şimdi... Çünkü geçen haftalarda ilk iki maçta Murat Gürbüzeroğlu sağ bek çıkmıştı. Bu hafta hoca Murat Gürbüzeroğlu sağ önde Canberk'in önünde başlattı. Canberk'i 11'de başlattı. Defans bloğunda Canberk bu haftanın yeni ismi. Evet. Mustafa Sevgi, Mehmet Çakır, Hasan ve Murat orta alanda Ofi ve Kone ileride evet. yer aldılar. Daha sonraki değişikliklerde Mehmet Çakır'ın yerine Ekigo 45. dakikada ikinci yarıda girdi. Murat'ın yerine de Zola girdi ve Ersel de Zola'nın tabii ilk iki haftada bastı. Kadroya giremeyen bir isim. Yeni bir transfer, yabancı bir transfer. Tabii ki bir takım beklentiler var. Acaba ne oluyor? Boş bir transfer mi? Yalan bir transfer mi oldu? Bundan ilgili açıklama gelecek. Yapılırken bu hafta 18'e girmesi ve maçın ilerleyen bölümlerinde de sahada yer alması hem Zola'nın kendine güveninin gelmesi açısından hem de takıma adaptasyonu açısından önemliydi. Ama dediğim gibi takım 10 kişi, rakip 10 kişi kaldıktan sonra biz etkili pozisyonlar bulduk. Golü bulabilecek ataklar geliştirdik ama golü bulamadık. Hocam 3. dakikada Karşıyaka'nın golü geldi. Çok erken bir gol geldi. Ben bu arada ya biz Samsun var ya Samsun. Hakikaten biz büyük şehriz ya. Gerçekten biz büyük şehriz. Biz sporda iyi işler yapıyoruz. İki tane elimde esame listesi var hocam. İkisini bir araya getirip de bize takım kadrosunu veremediler biliyor musun? Buca'da oynandı. Karşıyaka Spor Kulübü yetkilileri ilk önce bize Samspor kadrosunu verdi. Maçın ikinci yarısının ortalarında da Karşıyaka'nın kadrosu geldi. Ya ayıptır ya. Biz bunları burada yapmış olsak hemen buradaki temsilci notunu alıyor. Efendim esame listesi çıkmadı diye. Böyle bir şey yok ya. Ben de hemen aklıma gelmişken ondan bahsedeyim dedim. Samspor'un kadrosunu da ben kendi kalemimden yan tarafa yazdım. Yani 3. dakikada hocam şimdi Furkan olayına da biraz sonra değineceğiz. Çünkü Samsun'da bu maçtan sonra en çok konuşulan isim Furkan oldu. Furkan'la ilgili Ümit Özat'ın basın toplantısında biraz sonra dediğim gibi ekrana getireceğim. Açıklaması vardı. Ben kendi sayfamda bunu yazdığım zaman gazeteci arkadaşlarım aradı. Abi ne söyledi diye ben de izah ettim kendilerine. Ama dedim canlısını dedim programda izleyeceksiniz dedim. Furkan'la ilgili görüşleri var.
boşa çıktı ve Samsun gerçekten bugün Furkancılar ve Furkan'ı istemeyenler gibi böyle bir ayrım söz konusu. Biraz sonra zaten bizim Spor 55 sayfamıza da yazacaklar. Hiç evelemeye gevelemeye ama gerek yok. Direkt girelim o konuya. Girelim. Çünkü gündemin girelim. Birinci sırasında kaleci Furkan. Aynen öyle. Şimdi kaleci Furkan kimdir? Samsun Spor'un altyapısından yetişmiş. Samsun Spor formasını giymek için can atan, çalışan bir kardeşimiz. 93 doğumlu. 1993 doğumlu, 22 yaşında bir kardeşimiz. Bu kardeşimiz yaklaşık 2 senedir yanlış hatırlamıyorsam A takımında veya 3 senedir A takımda. Şimdi geçtiğimiz sezonun başında Furkan yaklaşık üst üste 10 hafta bu takımda kesintisiz forma giydi. Doğru mu? Sen de kara kablo defterde bunun kayıtları vardır. Var. Şimdi orada Furkan ne oldu? Üstün bir performans gösterdi. Hatta Soner'in hatalı goller yediği birkaç maçtan sonra da Furkan niye oynamıyor diye çeşitli eleştiriler yaptı. Şimdi dünyanın her yerindeki kaleciler hata yapar. Kesinlikle. Hatalı gol yer. Kötü dönemleri de olur. Hocam pardon, 15 direkt maçta oynamış. 15 direkt maçta. Evet. Ya bu çocuk bu 15 maçın onun da gol yemedi. Şimdi böyle bir kaleciye kötü kaleci denir mi? Denmez. Denmez. Furkan'la bu lig bitmez. Furkan bize çok saç baş yoldurur. Ya gündem Furkan oldu. Şimdi futbol sadece Furkan'dan mı ibaret? Değil. 11 kişiyle oynuyoruz. Yani tamam, Furkan burada Adana Demir maçında topu sektirdi, hata yaptı da Furkan'a o geri pası veren adamın hiç mi hatası yok? Bu maçta Furkan topu uzaklaştıramadı da Furkan'ın görüş açısını kapatan, rahat vurmasını engelleyen, kararsız kalan savunmanın hiç mi hatası yok? Eğer bir yerde bir başarı varsa bu başarı tüm takımın başarısıdır. Bir başarısızlık varsa, bir hata varsa tüm takımın hatasıdır. Bunu getirip 22 yaşındaki çocuğun omuzlarına ve bu çocuk bizim çocuğumuz. Futbolda bizim çocuğumuz yok. Futbolda duygusallığa yer yok. Ya vardır ya yoktur. Ne yapalım şimdi? Atalım çöpe. Furkan'ı atalım çöpe. Tamam. Yarın bugün bir başkası, bir başka gencimiz hata yaptı. Canberk hata yaptı. Onu da at çöpe. Hocam Furkan geçen sene Soner hata yapmadı mı? Yapmadım. Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel milli takım dahil hata yapmadı mı? Trabzonspor'un kalecisi Onur hata yapmıyor mu? Muslera hatalı gol yemiyor mu? Beşiktaş'ta Tolga Zengin hatalı gol ya, yemiyor mu? Da şimdi Barcelona'nın kalecisi, Real Madrid'in kalecisi, dünyanın her yerinde kaleci hatalı gol yer. Hocam, üst üste hatalar da yapar. Bakın şimdi bu işte buraya getirdi. Belli bir dönemi vardır. Şimdi nasıl dönem var? Yani 1-2-3-3 haftalarda ya, yapar kötü, ondan kötü sonra yapmaz mı? Kötü dönemi vardır kalecinin. El birliğiyle bunu buradan tutup çıkarmak lazım. Kardeşim biz şimdi üzüm mü yemek istiyoruz, bağcı mı dövmek istiyoruz? Furkan'ı kazanmak mı istiyoruz? Furkan'ı elimizin tersiyle itmek mi istiyoruz? Kazanmak istiyoruz. Şimdi tabii. Siz Adana Demirspor maçından sonra basın toplantısında bir takımın teknik direktörü olarak daha ben ne yapayım, bireysel hataların önüne de geçecek halim yok derseniz, olayı tamamen bireysel hatalar bazında değerlendirirseniz, futbolcunuzu basının ve taraftarın önüne atarsanız bu olmaz. Bakın teknik adam maçtan sonra yaptığı konuşmalarda, basın toplantısında hep birlikte hata yapıyoruz, biz hep birlikte başarılı oluyoruz sözünü söylemiş olsaydı, kardeşim şimdi bu çocuk etten kemikten yaratılmış ya. Sabah gazeteyi açıyor Furkan. İnternete giriyor Furkan. Bir yere sohbete gidiyor Furkan. Yani ne oldu? Adana Demir maçından sonra belli ki çocuk toparlayamamış. Kafa hala Adana Demir maçında yaptığı hatada. Belli. Bu bir. İki. Şimdi teknik direktör Ümit Özat'ın şöyle bir kararı var. Bunu basın toplantısında söylemişti. Aynen de üslup şuydu. Ben kaleci antrenörünü asla kulübeye almam. Kaleci antrenörü kulübede yok. Kaleci antrenörü tribünde oturuyor. Abi niye yani bu nereden geldi? Bu uzaydan mı geldi bu adet? Tamam, teknik direktörün kararıdır. Buna saygı duyacağız. Ama bu karar eleştirilmez bir karar değildir.
Yani Barcelona'nın, Real Madrid'in, Milan'ın teknik direktörü, Alman milli takımının teknik direktörü, Türk milli takımının teknik direktörü bilmiyor mu kaleci antrenörünü tribünde oturtmaya? Çok mu önemli? Hocam oradaki sayı önemli ama. Bir şey söyleyeyim. Hayır, sayı önemli değil diye bir şey yok. Sayıdan ne? Öbür 3 tane kim yardımcınız alacak? Oturuyor. Bir tanesini çıkarın, çok önemli değil. Bunu şunun için söylüyorum. Bir takımın kalecisi, en yakın takımda irtibat kurduğu kişi bir kaleci hocasıdır. Diğer kalecilerdir beraber çalıştıkları için. İki kaleci hocasıdır, doğru mu? Tamam, doğru. Kaleci hocasının saha içerisinde yedek kulübesinde olması genç bu kardeşimize daha mı destek verir, daha mı yürek verir, yoksa bir şey değişmez mi? Kişisel kanaatimi söylüyorum, yazımda da yazdım. Teknik direktör Ümit Özat eğer Furkan'ı kazanmak istiyorsa kaleci hocası Yunus Şen Hoca'ya tribünde oturtma kararını gözden geçirmelidir. Furkan yedek kulübesinde hocasını şuna şahit olmadık mı biz ya? Taferel gitti geçen sene, Galatasaray kalecisi Muslera'nın arkasında ya da yedek kalecinin arkasında taktikler verdi ya. Penaltı pozisyonunu hatırlıyorum ben, onun arkasından bir şeyler anlatıyordu ya. Hatta kaleci kırmızı kart görmüştü, bir oyuncu geçmişti de onun arkasında. Yani kaleci antrenörünün yedek kulübesinde olması bizim genç çocuklarımızı psikolojik olarak rahatlatır, ona bir güven verir kanaatindeyim. Dolayısıyla bu kararını gözden geçirmesi lazım diye düşünüyorum. Bir futbolcu kolay yetişmez. Kolay kaybedersiniz. Kolay kaybedersiniz. Ama bu futbolcu, bu kaleci kaç senede bu noktaya gelebiliyor? Ve siz bugün Furkan'ı harcadığınız hocam, zaman bu şehirde hocam, 13, 14, 15, 16 yaşında o formanın hayalini kuran altyapıdaki kardeşlerimiz için rol model olan Furkan'ı hocam, harcadığınızda bir umutsuzluk olacaktır. Hocam Furkan olayı ben bak Furkan'ın dinlendirilmesi taraftarıyım. Bak dinlendirmek ayrı bir şeydir. Aynen öyle. Ama bunu yaparken aynen bunu da öyle çıkıp basının önüne, şehrin önüne atmak. Hocam bir bu şey şekilde yok, bir dakika, tartışmak hocam da çok insaflı gelmiyor bana. Hocanın, ben basın hocanın toplantısını rica ediyorum. Hemen vereceğim. Ümit Özat'ın basın toplantısını dinlemedim. Ben şimdi rica ediyorum. Dinleyelim, onun üzerine konuşalım. Konuşalım. Bak orada Furkan'a çok kızdığı bir yer var. Şimdi orayı özellikle dinlesinler. Diyor ki 20. dakikadan sonra beni al diyor. Hoca diyor ki ya burası diyor çocuk oyuncağı mı? Bunlara göğüs gereceksin. Sen Samspor'un kalecisisin. Bana gelip de beni değiştir al. Yok diyor böyle bir şey. Orada ondan dolayı çok kızdı Furkan'a. Değiştir beni demesine kızdı. Ve Furkan maçtan sonra tribüne gidip seyirciden özür diledikten sonra işte tünele girerken tüneli tekmeledi. Hocam hırsından ağladı çocuk. Ne var bunda? Tekmeli yok, hayır yani hırsından ağladı. Benim arkamda bu kadar bu seyirci bana ha sahip çıkıyorsa doğru, ben bunları yapmamalıydım diye kendi kendini yedi çocuk. Doğru, haklı. O zaman Cem, hemen basın toplantısına gidelim. Evet, her iki hocanın konuşmaları ekrana geliyor. Stüdyoya da güçlü bir ses alayım ben, evet, çünkü Hüseyin ilk kez dinleyeceğim. Hüseyin Cahit Hamamcı Karşıyaka teknik direktör yerine geldi. Ondan sonra da Ümit Özat'ın konuşması var. Hep beraber izleyelim. Yani maçın 5. dakikası, ilk 10 dakikası 2-0 geriye düşen bir takım için bir puan kazanç, 55. dakikadan sonra da 2 puan kayıp diye bakmak lazım. Maçı 2 bölümde değerlendirmek lazım. Zaten klasik Adana Demir maçı gibi yine maça mağlup başladık. Bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Nitekim Ofi'nin kaçırmış olduğu gol, Murat'ın kaçırmış olduğu gol, Fatih'in kaçırmış olduğu gol. Yani 4-2-5-2 çok rahat bitecek pozisyon. Bir maç 2-2 bitti. Görünüre baktığım zaman deplasmandan alınan bir puan. Ama kazanabileceğiniz maç. Benim için sevindirici oyuncularımın oyunu bırakmaması. Ve şuna inanıyorum, 11-11 olsaydı, 2-2 yakaladıktan sonra 11-11 olsaydı bu maç bizim için çok daha rahat olurdu. Ona inanıyorum. Altınordu maçındaki gibi bu 10 kişi, rakibe 10 kişiye karşı oynama bazen rehavet getiriyor diye düşünüyorum. Hatta orada siz belki idrak etmiş olabilirsiniz. Bir orta saha alıp evet, 4-2-3-1'e döndük. Çünkü
zaman zaman oyun gidip geliyordu. Dengeyi sağlamak önemliydi. Gol pozisyonu bulacağımızı biliyorduk. Nitekim de öyle oldu. 3-4 tane 2-2'den sonra çok net pozisyonlar var. Kaçtım, onu çare bulup onları da atamazsanız girdiğiniz zaman açacaksınız. Ama buna rağmen oyuncuların ayaklarına sağlık. Artık 15 günlük ara yeni şekilde değerlendirip önümüzdeki Bursaspor maçına yeni şekilde hazırlanacağız. Hocam son iki maçta hep mağlubiyetten beraberliği yakalıyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gol yemeden gol atmayacak mıyız biz? Vallahi hepimizin temennisi gol yemeden gol atmamız lazım. Futbolda bunlar var ama Furkan'ı da dinlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Yani daha oyunun 20. dakikası oyundan çıkmak istiyordu. Kolay bir şey değil. Biz tabii hayır oynayacaksın dedim oynadı. Ama sen bir yerlere gelmek istiyorsan baskıları alacaksın. Tamam kötü gol yiyorsun. Bunu anladık. Olabilir. Bir daha yedin. Ya oyundan çıkmak istemek ne demek? Burası çocuk yuvası. Bütün taraftar sana iki maçta kötü gol yemişsin. Herkes arkanda. Arkadaşların arkanda, hocalar arkanda. Sen daha diyorsun ki ben bittim oyundan çıkmak istiyorum. Öyle bir şey var mı? Hocam bir de değişik 11'ler göreceksiniz dediniz. Yine gördük. Çok değişik değildi yani 11'e baktığınız zaman. Mesela Zola'nın ikinci yarı girmesi... Ben söyledim, girenin çıkanın fark etmediği bir takım yaratmaya çalışıyorum. Zola da girdi, bana göre mükemmel mücadele etti. Zaten onunla konuşmamda da parça parça şans alarak bu şansını yükselteceğini söylemiştim. Bugün 20 dakika oynadı, yarın 30 dakika oynar, bir devre oynar. Uyum sürecini açtıktan sonra Zola da bizim bir takımımızın önemli parçalarından biri olur inşallah. Onun dışında önemli olan nedir? Oyuncularıma söylediğim için bunu size ifade ediyorum. Osman, Oğuzhan, Mehmet, Mustafa, Kone, Ofi, 6-7 tane omurga oyuncuların, kemik oyuncuların yanına girenin çıkmayanın, girenin çıkanın çok önemli olmadığı bir rotasyon sağlamaya çalışıyoruz. Bu yolda da zaman zaman bireysel hatadan, zaman zaman kötü oyundan kayıplar olacak. Ama 3 maçta 5 puan, mağlubiyetsiz yolumuza devam ediyoruz. Şimdi önümüzde 2 maç var. Hatırlarsanız bu Samsun'daki ilk toplantımda 5 maçı 9 ya da 12 puanla geçersek bizim için İyi olacağını söylemiştim. Bu iki maçtan 6 puan alsak 11 puan olur. 4 alırsak 9 olur. Yani hedefimizde bir sapma daha 3. haftadan zaten olmak. Bu 3 maçta 1 puan da alabilirdiniz. 9 da alabilirdiniz. 3 puan da alabilirdiniz. Her maç her sonuca gebe. Evet hocam. Evet, dikkatle dinledim. Furkan'ınla ilgili sözlerinde Furkan'ın dinlendirileceğini söylüyor. Olabilir. Bu bir karardır. Teknik heyetin kararıdır. Ama Furkan'la ilgili söylediği şu sözleri hoca keşke Furkan'la birebir konuşsa. Yani bunu basının önünde konuşma. Burası çocuk yuvası mı? Bu iş çocuk oyuncağı mı? Baskıyı kaldıracaksın. Tamam. Her doğru, her yerde, her zaman söylenmez ki. Bunu burası Köln falan değil. Ama şimdi bu çocuklar da Alman çocukları değil. Hocam şimdi oradaki şimdi onun çocuklar... izahı, bak onun izahı çok iyi olmuş. Neden? Taraftara da bir mesaj veriyor. Evet, taraftara diyor ki bu çocuk, tamam mı? Bu diyor çocuk, burası da çocuk oyuncağı değil. Ben bunu yarın bugün oynatmazsam diyor bana suç bulmayın ha diyor. Olmaz. Yok, onda, o şekilde, bu doğru hayır, değil. Hayır, bu o bir. Şekilde o mesaj öyle değil. Öyle değil. Taraftar diyor senin arkanda. Hocan arkanda. Futbolcu kardeşlerin arkanda. Sen diyor çıkmak istiyorsun. Ona çok içerlemiş. Tamam ben bir şey demiyorum. Bunu basının önünde keşke konuşmasaydı diyorum. Hocam o maçın sonrasında bunlar yani konuşulabilir. Sen teknik frenleyemezsin. Frenleyeceksin. Frenleyemezsin. Eğer Furkan'ın baskıyı kaldıracaksın şeklinde eleştiri getiren bir teknik adam da bunu frenleyecek. Bu bir. İki. Şimdi geçen Adana Demir maçında da bu maçta da hocanın özellikle altını çizdiği nokta bireysel hatalar konusu. Evet. Şimdi hocanın sürekli bu bireysel hatalar, bireysel hatalar, bireysel hatalar lafı futbolcuda ne yapar biliyor musun? Acaba ben hata yapar mıyım? Yapmaması için çalışacak hocam. Abi bireysel hata, abi, bireysel hata, bireysel hocam, hata bunu... her maçtan sonra gündem olur. Tamam bu. İdmanlarda yapıyorsun bak, ama bunu. Bu gündem bunu. Olur. Bu basın o hatayı, önünde, hocam, bak, basının önünde konuşulacak laflar değildir bunlar. Hocam. Keşke bunları futbolcularıyla yaptığı toplantıda konuşuyordur. Hoca mutlaka görüntülü olarak da bu oyunculara bunların pozisyonların analizini yapıyordur. Hocam, ama bu arada Sayın Rüştü Arabaoğlu telefon attığımızdaymış. Bekletmeyelim. Alo. Alo. Sayın Arabaoğlu. İyi akşamlar. Cem ses alamıyorum. Sayın Arabaoğlu duyabiliyor musunuz?
Ben sizi duyuyorum. Evet, iyi akşamlar. Biz de sizleri duyuyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Atilla. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sayın Araboğlu, Samsunspor 3 haftada almış olduğu, toplamış olduğu 5 puanla yenilmemezlik unvanını sürdürüyor. Tabii ki kaybedilen puanlar bizim içimizi acıtıyor. Siz ilk önce şu Karşıyaka maçıyla ilgili olarak bir düşüncelerinizi alayım. Daha sonra sorularımız var. Şimdi önce kolay gelsin diyorum. Çünkü önemli bir iş yapıyorsunuz. Estağfurullah. Samsun'da spor kamuoyunu bilgilendirmek önemli bir görev. Bunun için size başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Karşıyaka maçından evvela hani PTT 1. Lig günü ayrıca tartışma gereğini düşünüyorum. Çünkü birbirine çok yakın bütçelerle de bir araya gelmiş takımlar var. Dolayısıyla herkesin birbirini yenebildiği, herkesin yarıştan kopmadığı bir mücadele izliyoruz bu geride bıraktığımız süreç içerisinde. Bununla birlikte diğer takımlardan ayırabileceğimiz çok önemli kaynaklar aktarmış kulüplerle de mücadele ediyoruz. Bunlar işte hepimizin bildiği Adana Demirspor, Karşıyaka, Göztepe, efendim Antep Belediye, bunlar çok önemli kadrolar, önemli paralarla önemli kadrolar oluşturdular. Biz de mütevazi bir bütçeyle mütevazi bir kadro oluşturduk ama iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Geride bıraktığımız ilk 3 hafta içerisinde de bunu kanıtlar içinde bir mücadele de ortaya koyduk. Her ne kadar ligin ilk 3 haftasında en çok gol yiyen takım olsak da müthiş geri dönüşler yaşadık. Bu Adana Demirspor maçı bunun en güzel örneğidir. Karşıyaka maçına gelirsek, Karşıyaka'da ne yazık ki çok kötü bir zeminde oynadık. Topa hakim olmanın, pas yapmanın çok zor olduğu bir zeminde oynadık. Bu nedenle bir defa bunu ayrıca bir ortaya koymak lazım. Evet. Öte yandan Karşıyaka maçı telafisi mümkün olmayan bir sonuç değildi. Az önce sizler de aynı şeyi söylediniz. Ben hani onu geride bırakıp bundan sonraki maçlara bu hatalardan ders çıkartarak devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ben Karşıyaka'da hem teknik heyetimizin hem de futbolcularımızın çok önemli bir irade sahaya yansıttıklarını düşünüyorum Atilla Bey. Peki Sayın Araboğlu, maçla ilgili biraz daha devam edelim. Efendim az evvel de Ender Hoca da girdi konuya. Furkan'la ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Furkan bizim çocuğumuz. Tabii ki hep beraber sahip çıkacağız. O mesajı da siz bir yönetici olarak bize neler söylemek istersiniz? Ya bir defa söylediklerinize katılıyorum. Furkan bizim hakikaten çocuğumuz. Bu kentin yetiştirdiği değerlere sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz biz yönetim olarak sizimiz. Bu nedenle de sezon başında kaleci transferini hiç düşünmedik. Şu Arap transferinin son günlerinde dahi bir kaleci transfer etmeyi düşünmedik. Ve biz Furkan'a güvenmeye devam ediyoruz. Teknik manada biz, ben hani teknik manada hocamızın verdiği kararları tartışmam. Çünkü kendisine tamamen takımdaki teknik konuları teslim etmiş durumdayız ve kendisine güvenimiz tamdır. Bununla birlikte Furkan'a da güvenimiz tamdır. Yani geride kalan maçlar evet hatalar olmuştur. Furkan mutlaka bu hatalardan ders de çıkartmıştır. Şimdi bizim Furkan'a hepimizin destek olma zamanıdır. Belki bir iki maç dinlendirme kararı doğrudur hocamızın. Ama ondan sonra Samsunspor Furkan'dan çok faydalanacağını düşünüyorum. Evet Sayın Araboğlu, bir diğer konu benim soracağım tabii ki bir konu da efendim bu son dakikada dün 31 Ağustos nedeniyle transferin son dakikasına kadar hep bir beklenti içerisindeydik. Acaba Samsunspor transfer yapacak mı, kimleri alacak diye merak ediyorduk. İsimler de belliydi gerçi. Fakat tahtanın kapalı olmasından Atilla Özmen'in en son Samsunspor'u üçüncü bir defa transfer yapmaması konusunda alacağını istemesinden dolayı sıkıntılara girdik. Efendim, evet. Bundan dolayı da Samsun'daki bürokratlarımız, iş adamlarımız benim bildiğim kadar Samsunspor'a yardım etmek için belki çaba sarf ediyorlar. Belki verilen sözler pek yerine gelmemiş olabilir. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani bu
Samsun'un dinamizmlerini bir harekete geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biraz uyku halindeler zannedersem. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Atilla Bey, bir defa transferin son günlerinde yaşadığımız bu sıkıntılı süreçle ilgili yaşadıklarımızı kısaca paylaşayım. Hani kamuoyunun da haber alma hakkı olduğundan dolayı biz bu konudaki görüşlerimizi internet sitemizden de paylaştık. Evet. Sanıyorum herkes oradan okumuştur bu konudaki yaşadığımız sıkıntıları. Bununla birlikte hani olayı özetlersek şöyle bir gelişme oldu. Bundan öncesinde biliyorsunuz iki kez daha transfere engel futbolcu borcu nedeniyle transfer tahtası denilen o tahta kapandı. Yönetim kurulumuzun yarattığı kaynaklar ile bu tahtayı açtırma becerisini gösterebildik ve transferlerimizi yapıp kadromuzu oluşturduk. Evet. Bu kadroya takviye olmasını arzu ettiğimiz bir iki isim daha vardı. Onlarla ilgili de bir transferi yapmak üzereyken ki biliyorsunuz Gençler Birliği'nden bir arkadaşımızı almak üzereydik. Hatta bir ön protokol de imzalamıştık. Hemen akabinde Cuma günü ayın 28'inde öğle saatlerinde transfere engel bir futbolcu borcu daha çıktığını öğrendik ne yazık ki. Bu da az önce ismini söylediniz Atilla Özmen adlı oyuncu. Bu oyuncuya olan borcumuzun yaklaşık 200 küsur bin lira civarındaki borcumuzun 412 bin liraya ulaştığını gördük. Bu nedenle de tahtamızın kapanması olayını yaşadık. Bunun için de elimizden geleni yaptık. Özellikle Ertuğ Bey başkanımız hem futbolcuya hem de onu temsil eden insanlara ulaşarak bir ödeme şekli önerdi. Başta kabul edilen bu ödeme şekli ne yazık ki sonradan anlaşılmaz bir şekilde hayır ben paramın tümünü istiyorum'a döndü. Bunun üzerine biz bir banka teminat mektubu oluşturduk bu miktar kadar. Fakat bunu sunduğumuz federasyonda, Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu teklifimizi kabul etmedi ve dolayısıyla biz transferleri yapamadık. Evet. Fakat bugün yazımızda da belirttiğimiz gibi Atilla Bey, bizim kadromuza ve teknik heyetimize güvenimiz tamdır. Evet, biz takviye almayı düşündüğümüz iki transferimizi yapamadık. Ama bu Samsun'un yoluna, hedeflerine ulaşamayacağı anlamına gelmesin. Biz aynen çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Peki, Ender Bey'in bir sorusu var. İyi akşamlar tekrar Rüştü Bey. Teşekkür ederim size de Ender Bey. Sağ olun. Şimdi Cuma günü bu tahta kapanması olayı oldu. Cuma'dan önce bir transfer tabii zor bir iş ama Cuma'dan önce neticelenmesi mümkün olan bir transfer durumu var mıydı? Önce onu öğrenmek istiyorum. Yoktu. Yoktu. Peki bu basında yer alan Erman Kılıç, Kıvanç, Özgür, Kaleci Aykut gibi isimlerin bu tahtadan dolayı bekletilmesi olmayınca imza atamamasıyla ilgili birçok haber yayıldı. Bu isimlerden var mı doğru olan? Gerçi ne kadar doğrudur şimdi bu saatten sonra konuşmak ama merak olduğu için kamuoyunda soruyorum. Şöyle merakınızı gidereyim. Biliyorsunuz biz bir anne başta konuşmamın başında söylemiştim. Makul bir kadro oluşturma çabasındaydık. Futbolcularımıza da ödeyeceğimiz rakamlar bellidir. Bu rakamların üstüne çıkan transfer ücretlerini Samsunspor'u borçlandırmamak adına bu topa girmedik. Söylediğiniz isimlerden tamamına yakını gerçek dışı, yani bizimle ilgisi olmayan isimler. Bir Murat Yıldırım'la ilgili biliyorsunuz bir konuşma oldu. Çok da uzunca oldu evet. Süreç içerisinde. Murat kardeşimiz biliyorsunuz bizim kaptanımızdı. Bizim yine yönetici olduğumuz 2010 döneminde çok güzel günler yaşadık kendisiyle. Ve Murat'a biz her zaman kapılarımızın açık olduğunu söyledik. Başkanımız bunu ifade etti. Fakat Murat şimdi biliyorsunuz Antep Büyükşehir'le bir sözleşme imzaladı. Ve imzaladığı sözleşmenin miktarını ben söylemeyeyim. Siz öğrenirsiniz bunu nasıl olsa. Bizim ödeyebileceğimiz rakamların çok üzerinde bir rakam. Bizim evet. Transfer politikamız tekrar edeyim. Samsunspor'u ödeyemeyeceği borçların altına sokmamak üzerindir.
Biz bu mütevazi kadromuzda da çok işler yapacağımızı düşünüyorum. Samsun kamuoyuna da ben şunu tekrar etmek isterim. Spor kamuoyuna. Samsun Spor hedeften kopmayacaktır. Bunu da ilerleyen günlerde hepimiz göreceğiz inşallah. Ön protokol imzaladığımız Ferhat Görgülü de bizimle olmayacak tabii doğal olarak. Olamayacak ne yazık ki. Evet. Son bir soru müsaade ederseniz. Siz göreve geldiğinizden itibaren özellikle sizin ilgi alanınız tabii bu eski futbolcu, yabancılar başta olmak üzere eskiden gelen borçların yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyor idiniz. Bunlarda evet. da büyük bir aşama kaydedildi bildiğim kadarıyla. Bu yapılandırma olayında Atilla Özmen'le ilgili bir çalışma olmamış mıydı? Ya da hala uyuşmaya varamadığımız, anlaşmaya varamadığımız başka isimlerde var mı? Ya keşke bunları hep birlikte oturup Samspor'un geçmişte imzaladığı sözleşmeler ve bunlardan doğan borçlar, üzerine ilave olan avukat, mahkeme ve faiz masraflarıyla birlikte geldiği rakamı konuşabiliyor olsak inanılmaz bir rakam bunlar. Samspor'un ödeyemeyeceği rakamlar gerçekten. Atilla Özmen konusu tek başına ele alınmamalı. Bu yanlış olur. Aslında tümü üzerinden konuşmak lazım. Yanlış transfer politikaları Samspor'u bu noktaya getirmiştir. Şimdi biz biliyorsunuz geçen yıla kadar transfere engel futbolcu borcu oluşmuyordu federasyonda. Mahkemelere düşüyordu. Evet, mahkeme yoluyla, icra kanalıyla geliyorlardı. Onları da bir şekilde ertelemek, uzatmak mümkün olabiliyordu. Ya da ödemiyor olsanız bile transfere engel yaratmıyorlardı. Ve takım da her şeye rağmen istediği futbolcuyu, istediği rakama imzayı attırıp alabiliyordu. Böyle oldu geçmişteki transferler ne yazık ki. Şimdi bunların veremesini çekiyoruz, sıkıntısını çekiyoruz. Futbolcu borçları aşağı yukarı biliniyor tarafımızdan ama futbolcunun ne zaman mahkemeye gittiği, ne zaman mahkemenin karar verdiği, bu kararın ne zaman federasyona gittiğini bilemiyorsunuz. Bunu öngörme şansımız yok ne yazık ki. Hani öngörme şansımız olsa o futbolcuyu arar bir anlaşma zemini bulmaya çalışırız ama ne yazık ki hangisini arayacağınızı bilmiyorsunuz. O kadar çok ki. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğini de düşünüyorum. Şöyle bitireyim. Tabii şu anda şehirde şöyle bir hava hakim, bir 400 bin lira için bulamadığımız için şehrin dinamikleri, belediyesi, valisi, bakanı, aklınıza gelebilecek her türlü kurum ve kuruluş bir 400 bin lirayı bulamadığı için Samsun Spor son günde transfer yapamadı. Ona yazıklar olsun, buna yazıklar olsun feryatları var ama bu feryatlar arasında Samsun Spor'un da şu anda kombine sayısı 500. Bu paradoksu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konu aslında her sene tartışılıyor biliyorsunuz Samsun'da. Aslında Samsun ve Samsun'un dinamikleri dediğimiz o bölgeler ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bu sene sezon başından bu yana hani 400 bine takılmış herkes ama bu sezon başından bu yana Samsun Spor'un şu mütevazı kadrosunu oluşturabilmek için, geçmişten gelen futbolcu borçlarını yapılandırmak için oluşturduğu bütçe yaklaşık 4,5 milyon lira Ender Bey. Bu eski deyişle 4,5 trilyon lira. Bu yüksek bir rakam. Ayından bu zamana kadar üretilen paradır. Bunun içerisinde müthiş katkılar var. Ben bu katkıda bulunan herkese buradan teşekkür ediyorum. Mesele 400 bin meselesi değil sadece. Kaldı ki biz 400 bini de halletmiştik. Bir banka teminat mektubunu kabul görmüş olsaydı. Ama ne yazık ki olamadı. Ama biliniz ki Samsun dinamikleri Samsun için birçok şey yapma gayretindeler. Her ne kadar eksik kalıyorsa da. Çünkü Samsun Spor'un borcu biliyorsunuz. Yani 50 milyon civarında PTT 1. Lig'in en yüksek borçlu olan kulüplerinden bir tanesi. Evet. Bu rakam borcu, kur farkından dolayı artmış olabilir mi? Sözünüzü kestim ama. Elbette. Yani evet, kur yani. Farkı çok önemli bir artış nedeni. 4 milyon lira. Yani şu anda inanılmaz bir dövizde artış var. Var elbette. Ama
bu temizliklere sahip olan insanlar da anlayış gösteriyorlar. Yani önümüzü açma adına temizlik devriye falan söz konusu oluyor. Bunları dönem başında konuşmuştuk. Tekrar üstünden geçip insanları burada deşifre etmenin çok gerekli olmadığını düşünüyorum. Fakat Samsun dinamikleri, mesela bir yeşil yurt ailesi üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya devam ediyor. Hemen yarın öbür gün Sayın Başkanımızın katılımıyla bir tören yapacağız. Bundan haberimiz olacak sizlerin de. Önemli katkılar oluyor. Bununla birlikte biz mesela bir genel kurul düzenledik biliyorsunuz. Hani yeri gelmişken aracılığınızla onu da ilan etmiş olalım tekrar. Evet, 17 Eylül mü? 17 Eylül'de doğru. İlki onun da, ikincisi evet. 17 Eylül'de bir kongre yapacağız. Bu kongrede Samsun Spor'un isim hakkının bir yıllığına, bir sezon için kiralanması konusunda genel kurulumuzun yetkisini almak üzere bir genel kurul düzenledik. Burada bunun sebeplerini açıklayacağız. Sayın üyelerimiz de oraya katılırlarsa bu işin nedenini, nereye varacağını öğrenirler. Bu Samsun Spor'u satmak gibi şeyler duyuyoruz. Bunlar bizi oldukça üzüyor. Çünkü biz Samsun Sporluyuz hepimiz. Burada bulunan 15 tane yönetici arkadaşımın inanın hepsinin inanılmaz riskleri var. Hepsinin ama hiçbirini ayırt etmiyorum. Çok ciddi katkılar veriyor hepsi. Samsun Spor bugüne gelmişse, bu kadroyu oluşturmuşsa buradaki arkadaşlarımızın çok büyük çabaları var. Dolayısıyla bu Samsun Spor'a hakikaten gönül vermiş insanların böyle bir şey yapma eğiliminde olmalarını, telaffuz edilmesini çok hoş karşılayamıyorum. Dolayısıyla hani bu genel kurul önemli, önemsiyoruz. Böyle bir şey yapmaya gerekliliğimiz de yoktu, onu da söyleyeyim. Çünkü dernekler yasası bize bu yetkiyi veriyor. Evet. İstersek Samsun Spor'un önüne bir isim koyabiliyoruz reklam amaçlı. Ama biz etik olması bakımından, etiğe uygun olması bakımından bir genel kurulla bunu üyelerimize izah edip onların canı gönülden evetiyle bu işi yapma telaşındayız. Bu kongremize hani katılım iyi olur. Öte yandan siz de telaffuz ettiniz. Kombine sayısı şu anda dün itibariyle 491'dir. Yani ben bunu anlayamıyorum. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. 491 kişi kombine bilet almış sadece. Samsun'un gücü bu değil. Samsun Adana Demir maçından önce sergilediği koreografi, yani inanın tribünde bizi ağlattı. Yani muhteşem bir görüntüydü. Samsun'un sporcu toprağı çok verimlidir. Bunu hep biliyoruz, hep söylüyoruz. Samsun'un seyircisi muhteşemdir. Bütün ülkeye örnek olmuş bir seyircidir. Samsun Stadı Adana Demir maçında o haftaki Süper Lig dahil en kalabalık 3. stadıdır. Ama bunlarla birlikte kombine sayısının 491 olmasını ben anlayamıyorum. Yani bu kadar futbolu seven, bu kadar kentine, takımına sahip çıkan bir taraftarın 491 adetle sınırlı kalmasını anlayamıyorum. Çünkü şunun için söylüyorum bunu. Kombine satışı kulübe destektir. Kulübe dönemin başında verilmiş çok açık bir destektir. Bunun manevi değeri de çok yüksek. Ender Bey, Atilla Bey. Evet. Sizler bunu çok iyi biliyorsunuz. İşliyorsunuz da programlarınızda. Bu bizi mutlu ediyor. Ben hani buradan bizi dinleyen insanlardan istirham ediyorum. Kombine konusunda daha duyarlı davranmaları bizi mutlu edecek. Evet. Başka sorunuz var mı? Yok, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Araboğlu. En azından sizin gibi yetkili bir ağızdan Samsunspor taraftarını bilgilendirmek de bizim asli bir görevimiz olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Araboğlu. Ben çok teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet Önder Hocam, bu arada reklam saatimiz gelmiş. Hemen bir reklama gidelim. Konuşacağımız konular var. Bir şey ilave edeyim Rüştü Bey'in sözlerine ilişkin. 4,5 milyon liralık bir katkıdan bahsetti bu dönemde. Bu kısa süre içerisinde bu 4,5 milyon TL gibi katkı aslında yabana atılır bir katkı değil. Ama hani bu şeye benziyor. Denizden bir kova su alırsınız da o denizden hiçbir şey eksilmez ya. Yani Samsun Spor'un sorunları tabii o kadar çok ki.
Oradan bir kova su alıp da bir yere aktarmanız çok tabloyu değiştirmiyor. Deniz hala aynı deniz. Eksilen bir şey yok. Ama şimdi az önce soruyu o yüzden sordum. Bağıracağız, çağıracağız. İnternet başında lanet edeceğiz. Bu şehre yazıklar olsun diyeceğiz. Ona buna hakaret edeceğiz. Sahipsizlikten yakınacağız. 491 kombinemiz olacak. Evet. Herkes şunu soracak kendisine. Tamam, birileri bir şey yapmıyor, yeteri kadar yapmıyor, olması gerektiği gibi yapmıyor. Antep Belediye şunu yapıyor, Urfa Belediye bunu yapıyor, efendim Antalya Belediye şunu yapıyor, yu bir kenara bırakacağız. Ben Samsun Spor için ne yapıyorumu kendimize soracağız. Ne yapmam lazımı kendimize soracağız. 10 bin falan değil, biz eğer 5 bin kombine satabilseydik, biz bugün bu tahtaydı, şuydu, buydu, düşünmez. Şunlarla uğraşmıyorduk. Evet sevgili izleyiciler. Bizden ayrılmayın diyorum. İkinci bölümde de hem mesajlarınızı hem de çok önemli bir görüntüyü daha sizlere sunacağım diyorum. Kısa bir reklam aramız var. Buradayız.